aşk koruna deliye döndük bir ane oldu bak yolumuz of artık üzülmek istemiyoruz zamanında çok acıdı canımız hatalar bizim kalp bizim değil mi aşk seni görmek İstemiyorum Bahara belki Geçer bu acım Benim de çiçeğim Açar benim de Hadi güneşim Doğ benim için Ah ettiğim herkese Teşekkür ederim Artık üzülmek istemiyorum Zamanında çok Bir Deniz Seki şarkısı. Çok sevgili güzel. Deniz Seki de eşlik vallahi, etti. Harika, beğendin evet, mi Cengiz? Valla beğendim. Çok ya güzel Deniz değil Seki, mi? Evet, ciddi, çok da güzel yorumlamışsın. Tebrik artık üzülmek istemiyoruz diyor. Evet artık üzülmek istemiyoruz. Deniz'cim Rabbim hiçbirimizi kimseyi artık üzmesin. Doğru. İnşallah. Herkese mutluluk, sağlık, amin. Sıhhat versin amin. Yani. Amin. Herkes için. Her şeyin başı sağlık zaten. Dövmesi var. Orada. Öyle mi? Bir gün sabah bir geldi yanıma. Bir göster onu. Bak dedi. O ne dedim evet. Öyle şey mi? Yakalayın bakalım. Kalıcı yaptırmış. Çılgınlık. İnanılmaz. Gel benim yanıma gel. Gel, gel ikizini. Gel Pete'nin ikizini buldum. Pete'nin ikizini. Beraber büyüyoruz. Şu en, mikrofona çıkma. En büyük fanım bakayım, ailem Pete. Diyorum Cemal'le Şeyma. Bak. Niye yaptırdın bu dövmeyi? Çok sevdiğim için yani. Pete'yi çok seviyorsun. Evet. Sağ olasın. Cemal'im de orada. Evet, bu arada Cemal de orada. Bütün aile izliyor şu anda bizi. Harika. Hepsine sevgiler yolluyorum. Senin size. Sol bileğin üzerindeki dövme de ne yazıyor? Bu peki? Çok özel. İlk dövmem benim bu. Sende dövme var mı? Yok. Evet bende de yok. Düşündüm diyorum ki dövme yaptıracağım ne yaptırayım? Sevgili Gülşen Saadet Ören adlı şarkıyı yaptı. Stüdyoda okuduk. Şarkının içinde şöyle bir şey geçiyor. Her dilde seninim yazıyor sol yanımda. Hmm. Aşk şarkısı. Dedim ki bu şarkı ileride doğru zaman, doğru kişi ne zaman karşıma çıkacak Rabbim bilir. Düğün şarkım olacak ve bunu sol bileğime dövme yaptıracağım dedim. Ne zaman yaptın onu? Çok yani yeni o kadar çok fazla öyle olmadı ya. Tabii canım. Ve onu da şeye soruyor. Şu an tabii her şeyi onlara soruyorum. Her dilde sen yazdırdım. Hmm. Bunun tamamını isimle Allah karşıma ne zaman kısmet çıkartırsa o zaman... Tamamlanacak ismiyle birlikte. Her dilde sen Hüsamettin falan olursa böyle bilek dolanacak değil mi ya? Şey vaziyette. Tamam he. Peki tamam. Hemen cıvımayın orkestra. Hemen cıvımaya müsait bir orkestramız var. Hemen. Peki Ayça şeyi merak ediyorum. Bir buyurun. Dönem dizisinde oynamak. Evet. Hala Beykoz konakları diyor. Kundura'da mı çekiyorsun? Kundura'dayız evet. Oradasınız değil mi? Evet. Geçen gün orayla ilgili bir haber yazdım. Taşınıyor diye ama taşınmıyormuş. Yarısı şey olacakmış. Turistik tesis evet. Otel olacakmış. Diğer yarısına hizmet vermeye devam edecekmiş. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Yani evet. Eğer turistik tesis olursa çünkü yani sesi çekiyoruz çok zor. Hmm. Yani yan yana yerler nasıl olacak o iş bilmiyorum. Cemile oradan bağırırken oteldekiler dinleyecek. Dinleyecek artık Cemile kriz evet. Geçirirken orada. Zor mu peki o dönemcisini çekmek? Ya şimdi biz ilk sezon Zeyrek'te evet. Yani gerçek sokaklardaydık. O sokağı düzenlemişlerdi. Sonra olmadı orada. Yani iyi git çok zor çünkü ortamlarda çalışmak dışarıda. Hı-hı. Plato yaptılar, 10 numara bir plato yaptılar aslında. Biz sokağın aynısı yapıldı. Evet. Yine biz platoda olduğumuz için çok rahatız ama yine de dışarı çıktığımız günler oluyor. Zeyrek'te çekerken zordu ama çok zordu. Çünkü zordu. Oradan çanak anten giriyor, yani bilmem her ne giriyor, arkadan araba geçiyor. Bütün sokak aslında düzenlenmişti, yan bağlantıları dahil evet. Bazı yollar. Ama yani birisi geçiyor arkadan, işte cep telefonu sesi bile, yani gün işi çekiyorsanız cep telefonu sesi belki girebilir. Hı hı.
Ama dönem dizisinde öyle bir şey. Yani çok zor. Gerçekten dönem dizisi çekmek çok zor. Kıyafetler peki? Yani çok güzel. Onlar çok hoş dikiliyor, yani ediliyor. Hepsi böyle 10 numara. Hep 67'de başladık işte biz. Sonra devam etti. 70'ler, 74, 79, 80, 81. Evet. Hep o şekilde devam ediyoruz yani. Şimdi sizin 81. darbe yıllarıyla ilgili eleştiriler geldi mi? Valla olumlu eleştiriler geldi. Ha, olumsuz eleştiri yok mu? Yok, olumsuz. Yani ben doğru demedim. Anlattınız falan. Evet, evet. Ben hep öyle duydum ve hakikaten de o 12 Eylül döneminin gerçek görüntülerle birlikte verdiler. Hı-hı. Uzun bir anlatımı vardı o zaman sürecinin. Çok da başarılı olmuştu benim şahsi fikrim. Peki o zaman bir diğer konuğumuzu daha çağıralım efendim. Kim geliyor? Ben buradan atlarım diyen geçen hafta elendi. Tolga Karel'in de eşi biliyorsunuz. Günay Museyeva geliyor efendim. Çok çabuk dolduracağım.
kaçacağım. Sevgili Ferdi Ünal'a kocaman bir alkış istiyorum. Ferdi Ünal. Peki. Hemen görelim bakalım. Havuza. Ben buradan atlarım. Neydi yarışmanın adı ya? Ben buradan atlarım. Ben buradan atlarım. Evet. Görüntülerine hemen bir bakalım. Ay ne zor şey o ya. Evet çok zor. Ben... Bir dakika dur. Şimdi giderken ya da devam et. Giderken belinde Temel, şey var. Evet koruma vardı. Bir de yüzme bilmiyor biliyor musun Ayça? Bilmiyordum. Öğrendim bilmiyordu artık. Ve bu yarışmaya katıldı. Süpersin dediğim yani. Cesaret. Ve bu şeylerle onları da çıkarıyor. Ve yeni doğum yaptı bu zayıflık. Evet. Ve atlıyor. Çünkü öbürü de çok benim için mühim bir rol yani. O kadar yani. O kadar. Cemile'den bir önemli mi? Ama Cemile mesela seni hani çok şey yaptı. Nedir? Ama şimdi Bayan Fişer de benim tiyatro kariyerimdeki çok en önemli pik rollerden doğru biri yani. Bir daha da öyle güzel bir rol denk gelir mi oynayabilir miyim bilmiyorum. O yüzden ikisi birden. Bu zor yer. Yok bunu ben şey yapmayacağım. Kabul etmiyorum bu soruyu. Etmiyorum. Reddediyorum. Reddediyorum bu soruyu. Milattan önce mi milattan sonra mı? Milattan sonra. Sonra. Çile mi sefa mı senin için? Sefa mı? Sefa. Sefa sürme. Tabii ki. ben burada atlarım mı atlayamam mı? Atlarım yani. Atladın zaten değil mi? Atladım evet. Boyoz mu balyoz mu? Boyoz. Boyoz. Ama İzmirli olduğum için boyoz direkt, derim. Direkt İzmirli olarak. Balıkçı mı kaptan mı? Kaptanı bir numara ya. Her yerde en büyük kaptan bizim kaptan yani. Kaptan. Ayça Samanyolu mu Bağdat yolu mu? Oo. Carlos'la klibini. Bu. Bismillah başlayalım. Tırsmayalım sakata gelmekten kim ne diyor? Takmayalım onların da çok bildi. Kim çekti? Şenol Korkmaz çekti Şenol klibi. Korkmaz çekti. Orada bir halatlı bir sahne var. Ben de suyun bereketine çok inanıyorum. Rabbim hep hani bütün kliplerimde falan su kullanıyorum. Orada da inat ettim. Dedim ki kesinlikle su olacak. Ve havada asılı kaldım resmen. O zaman da spora yeni başlamıştım. O zaman bu kadar pazılarım yoktu Cengiz. Vay bir pazıları göster Oğuz. Ciddi bir pazı yapmış yani. Evet, bir daha göster. Sağ olsun İhsan Tarkan hocam. Yok bunun ilerisine gitmeyeceğim tabii ki bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Evet. Peki Carlos asılı kaldık bayağı. Carlos bir reklam da çikolata reklamında. Çikolata erkeği evet diyeyim ya. Yani. Meşhur şey çikolata. Erkeği, çikolata erkeği olarak geldi hem kripto oynadı şimdi bir de dizisi var. ATV'de bir de dizi yapıyor. Evet evet öyle bir haber okuyor. Yani acayip. Acayip değil mi? Yani evet burada Türkiye'de yakışıklı mı kalmadı ya? Bizde ama var öyle bir merak var yani yabancı merakı var bizde. Değil mi? Vallahi evet. Bana hiç laf etmeyin. Şenol Korkmaz'aydı. Evet. Sevgili yönetmenim Şenol Korkmaz çünkü sevgili Carlos'u buldu. İyi ki de bulmuş. Çok değişik bir fiziği, çok değişik bir görseli var çünkü. Bizim ülkemizde tabii ki çok daha yani kusura bakma Carlos. Ya, ama çok daha Carlos'u yiyelim ya burada. Yani. Carlos Türkçe biliyor mu? Bilmiyor Allah'tan. Tamam, aman o zaman. Boş ver her yani. Her şeyi söyleriz Carlos. Yani, bizimkiler daha yakışıklı falan. Şimdi ben ikinci klibi çekeceğim. Bakıyoruz hangi şarkıya çekelim diye sürekli bir hani soruyoruz hangi şarkı olsun. Radyo programcısı arkadaşlara da soruyoruz. Nabız ölçüyoruz. Türk bir arkadaşımızı oynatmak istiyorum. Evet bu sefer Türk. Türk modeli. Gene olacak. Böyle bir yakışıklı peşindesin yani. Peşindesin evet, anlaşıldı. Peşindeyim. Tamam. Peki. Geçen yıl Cemile rolüyle en iyi kadın oyuncu aldın. Hem Antalya'da hem Altın Kelebek'te değil mi? Evet. Pek çok yerde. Böyle evet, 3-4 çok, ödülü, 3-4 evet ödülü toparladın valla. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür bu yıl ederim. Benzer ödüller gelir mi? Yine ödül zamanı başladı. Var yani teşekkür ederim. Yine adaylıklarım var. Var evet. Antalya'da aday mısın? Evet. Bu yılda. Evet. Ama artık üçüncü kez yani utanıyorum yani vermezler herhalde diye düşünüyorum. Bir önceki sene mi sen almışsın? Evet. Zaten 4 yıldır yapılıyor. Evet. Ya bu dördüncü. Ambargo koymuş. Yani hayır işte ayıp oluyor artık başkalarına versinler yani. Ödül istemiyor artık o yani kadar. Yok öyle değil de hani var bence bütün arkadaşlarım hak ediyor. Orada aday olan bence herkes de çok iyi oynuyor. Yani bunda da çok samimi fikrim.
Evet. Bir şey yapmıyorsun yani. Yok canım yani öyle. Peki. Ben bu sene mesela söyleyeyim favorimi istiyorsan. Kim? Gökçe Bahadır. Gökçe Bahadır. Evet. Yani çok çok güzel. Peki yeter bu kadar medya arkası. Ben, bence de öyle. Başka beğendiğin şarkıcı kim var peki? Albümdekileri sakın sorunca söyleme bak. Deniz Sekin diyeceksin. Gülşen diyeceksin. Evet, onların dışında. Ajda Pekkan. Sezen Ajda Pekkan, Aksu. Sezen Aksu. Sıla'yı. Sıla. Başka. Ay bir anda sen söyle Ayça. Madonna. 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 Evet. Peki güzel o zaman. Sen kimi beğeniyorsun? Ben Petek Dinçöz'ü beğeniyorum. Özellikle sonra. Milan da bayılıyorum. Öpeyim. Ben de seni evet çok beğeniyorum. Peki. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayça Bingöl'e kocaman bir alkış. Teşekkür ederim. Kendisi oyundan geldi ayağının tozuyla. Çok teşekkür ediyoruz. Günay Museyeva'ya. Çok sağ olasın. İşte Petek Dinçöz ama kendisini bırakmıyoruz. Hangi şarkıyla veda edeceğiz? Hava tam yerinde hep beraber. Petek Dinçöz'den geliyor efendim. Yaşanacak çok şey var. Of. Yürekler, sonsuz istekler, boşalsın durmadan kaderler. Yasakları yıkalım gel seninle, çıldırsın arzular delice. Yaşanacak çok şeyler var dilersen, benimle kal gitme bu gece. Yürekler, sonsuz istekler, boşalsın durmadan kaderler. Yasakları yıkalım gel seninle, çıldırsın arzular delice. Yaşanacak çok şeyler var dilersen, benimle kal gitme bu gece.
Hemen imza, hemen imzanızı attı efendim. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Bingöl'e, Günay Musayava'ya ve Petek Dinçöz'e. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese hafta sonları diyoruz efendim. Hoşça kalın.